olayı çözersin. Tamam. Teşekkür ederim. Mikrofonu verebilir miyiz arkadaşımız? Herkese iyi günler diliyorum. Adım İlhan Demirci. Şimdi bu deneyimlerimizi düşünerek konuşuyoruz, değil mi? Evet. Güzel. Bugün benim doğum günüm, 15 Nisan. Bilmiyorum. Başka programlar vardı ama özellikle burayı çok önemsediğim için buraya geldim. Size tekrar hoş geldin diyorum. Buradaki tüm katılanlara böyle önemli bir olaya katıldıkları için çok teşekkür ediyorum. Ben şunu merak etmişimdir. Özellikle maç anlatırken sizin de bir takım tuttuğunuzu biliyorum. Acaba siz tuttuğunuz takım gol attığında o anki tepkiniz nasıl? Ya da tuttuğunuz takım gol yediğinde burada duygusal davranıyor musunuz? Çünkü bu da zaman zaman heyecanınıza yol açabilir. Doğru. Herkese tekrar teşekkür ediyorum. Sadece bunu merak ettim. Teşekkür ederim ben de. Şöyle cevaplayayım bunu. Ben Galatasaraylıyım. Duygularımla asla hareket etmiyorum. Ve hep manzaramla hareket etmeye çalışıyorum. İki hafta önce yayında söylediğim bir şey. Çok fazla olay oldu Türkiye'de. İşte küçük takımlar, büyük takımlar hikayesi. Orada sadece sahada oynayanlar için bir şeyler söylemiştim. Yoksa Galatasaray'ın büyüklüğü, Fener'in büyüklüğü, Beşiktaş'ın büyüklüğünü hepimiz biliyoruz. Kulüp olarak biliyoruz. Mesleki anlamda gelince şöyle söyleyebilirim. Çocukluğumda ağlardım. Fener'e kaybettiği zaman ağlardım mesela Galatasaray'da. Öyle Galatasaray'da. Ama bunu meslek olarak yapmaya başlayınca şunu görüyorsunuz. Artık benim ekmek param bu. Aileme, çocuğuma. Ekmeği ben buradan götürüyorum. TRT'den, değişimden dolayı götürüyorum. Onun için tarafsız ve adil olmalıyım. Bu duyguya geldiğiniz zaman artık hiçbir şey önemli olmuyor. Sadece bir şeyi düşünüyorsunuz. Sahada olup biteni doğru aktarmak. Bütün telaşım bu oluyor. Ve en doğru, en adil bir şekilde aktarmaya gayret ediyorum. Çünkü işte bir doktor, mühendis ya da başka işleri yapanları düşünün. Bir gün ona sorsalar, söyleseler, deseler ki buraya kadar ya Fenerbahçe'yi tutacaksın ya da mesleği bırakacaksın. Mesleğini bırakmazsın.